Profesör Doktor Süha Orçun Mert İskenderun Teknik Üniversitesi'nin rektör yardımcısı. Evet. Keşke bu şartlarda tanışmasaydık. Gerçekten keşke. Çok zor biliyorum. Ama demek ki bugüne kısmetmiş ve Sıtkı Alper Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi rektör danışmanı, inşaat yüksek mühendisi. Çok büyük bir acı yani, tarifi zor. Böyle bir şey başkasıyla konuşmak da zor ama yani hem depremi yaşamış olan hem bilmiyorum, inşallah kayıp yoktur diyeceğim ve bunu söylerken de utanıyorsan, çünkü insanlar da cevap vermiyor, utanıyor. Birinci derece yakınından kaybı olmayan kendini burada ayrıcalıklı hissetmeye başlıyor. Kesinlikle. Hani o bile onu söylemeye utanıyor. Evet. Birinci derece yok ama dört tane kuzenim öldü, işte arkadaşlarım öldü diye. İnşallah yoktur çok yakından diyeyim. Çok şükür çekirdek ailemiz sağ. Öncelikle Yüce Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum. Tabii bizim için çok büyük bir yıkım oldu. Biz depreme 11 katlı bir binanın 8. katında yakalandık. İki çocuğumla birlikte, eşimle birlikte oradan çıktık. Tabii da akabinde de üniversitemize geçip görevimizin başına zaten geçtik. Orada çok büyük bir operasyon yapmışsınız. Onu evet. İlk geldiğinde rektör hocamız Sayın Profesör Doktor hani, Talugat Epçi de 1-2 saat sonrasında orada operasyon başlamış. Tabii yemek kesinlikle. Düşmüş, elektrik gelmiş. Aynen. Önemli çünkü bu durumda. Çok önemli çünkü büyük bir deprem, çok büyük çaplı bir deprem. Dolayısıyla devletimizin imkanları aynı anda her yere ilk etapta ulaşamayabildi. Dolayısıyla orada olan devletin kurumları olarak bizler elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Kesinlikle. Hemen insanlarımızı bir yerlerde ağırlamaya ve onların ihtiyaçlarını gidermeye var gücümüze çalıştık. Tam bu noktada bir teşekkür edeyim. Biz günlerdir yine Hatay'ın bir diğer üniversitesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Biz ikinci gün akşamdan itibaren buradan yayın yapmaya başladık. Burada da bize bu yayın imkanını tanıyan rektörümüze de teşekkür edelim. Önemliydi çünkü maalesef Hatay'da yıkılmamış yer yok. Yani Antakya merkez maalesef tarihe karıştı desek yeri olacak. Tarihi binalar dahil yeni yapılan, eski yapılan, ki bugün anladık ki zaten yapıların %99, 98'i 99 yılı öncesinde yapılmış binalar. Uzmanlık alanınız bir yandan da sizin. Yanlış yapmışız, orası kesin. Bir yerlerde yanlıştı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ki düzelsin. Ama bir gerçeklik de şu, yeni yaptığımız binalar demek ki o kadar kapasitemiz varmış. Ben o istatistiği duyduktan sonra bir yandan sevindim, açıkçası bir yandan üzüldüm. Çünkü TOKİ'nin yaptığı hiçbir binanın camı bile kırılmamış. Kesinlikle. Çatlağı yok ama maalesef koskoca şehirlerimiz dümdüz olmuş durumda. Orada neyi farklı yapıyoruz ki yıkıma uğramıyoruz diyeceğim ama öncesinde geçmiş olsun dileğimle. Siz ne yaşadınız, nasıl yaşadınız, kayıp var mı yok mu? Teşekkür ediyorum. Biz de akrabalarımdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan kaybettiğimiz insanlar var. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerimizi kaybettik. Çekirdek aile olarak çok şükür iyiyiz. Türk milletine başsağlığı diliyorum öncelikle. Tabii yani dünya yeryüzü üzerinde kaç kere görülebilecek bir depremi yaşadık bunu bilemiyorum. Zannederim çok nadir şekilde karşılaştığımız bir depremi yaşadık. Şimdiye kadar benim duyduğum herhalde bilim baştan bir şeyleri yazmak zorunda kalacak. Çünkü kimse tarifini yapamıyor. Yani ben bunu söylemiştim ya da böyle ikisi birbirini yarışacak şekilde çok kısa aralıklarla neredeyse aynı hatta deprem oluru kimse tahmin etmemiş, kimse yazmamış, çizmemiş. Maalesef ki bu ağır yıkımla birlikte yani bilim de sanırım yeni bir şeyler söyleyecek, en azından yeraltıyla uğraşanlar. Şimdi dediğiniz üzerine aslında yaptığımız bir takım analizler var. Ama tabii ilk depremin ilk saatlerinden itibaren İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yoğun bir çalışma başlamıştı. Hem sahadaydık arama kurtarma çalışmalarına hem de vatandaşlarımıza rektör hocamızın talimatıyla birlikte biz kampüsü açtık. Orada da yoğun bir çalışmamız başladı. Şunu belirtmem gerekir ki deprem açısından da gerçekten nadir gözlenebilecek bir durum var. Yani hesap değerlerini alt üst eden bir depremle karşı karşıyayız. Eski yapılarımızda özellikle yıkıntılar çok çok mevcut. Tabii burada yüksek katlı yapıların daha çok hasar aldığını da gözlemleyebiliyoruz. Çünkü Hatay olarak biz hem İskenderun ilçesi hem de Antakya ilçesi başta olmak üzere birçok ilçemizde zemin parametreleri bakımından sıkıntılı durumlarımız var. Taşıma gücü değerleri bakımından. Şu sıvılaşma ile ilgili durum. Evet, zeminde sıvılaşma aşırı riskli bölgedeyiz biz. Yani Antakya merkez başta olmak üzere İskenderun merkez yine aynı şekilde. Arsuz ilçemizde var, Dörtyol ilçemizde var, Payas ilçemizde var. Gene Ova'nın belli bir kısmında Kırkan ilçemiz tarafında da var. Dolayısıyla zaten zemin parametreleri bakımından aşırı sıvılaşma riski
altındayız. Tabii buna uygun yapıların inşası hususunda... Başta şunu sorayım mı? Dün hocamız zaten tarif etti. Ben hep sıvılaşma denildi haberlerde de biz de duyduk ama ya ben bu kadar güçlü bir yıkıcı etkinin tanımlamasını çok net anlattı. Yani toprak gidiyor, yerine su yukarıya çıkmak istiyor ve o güç ne kadar şiddetle gelirse de su o kadar hızlı gidiyor ve aslında altınızda toprak değil, bir anda su oluyor. Su sonra çekiliyor ama hani yer yarıldı, içine girdi gibi. Yani aslında zemin kalmıyor. Bina ne yapsın bir yandan, ama bir yandan da eğer zemine göre yaparsak ayakta kalabileceğini de anlıyorum ben, doğru mu? Yani şimdi, katını yere indiği kısmı, su basmanı deniyordu eskiden, kusura bakma, temel kısmını yapınca oluyor mu? Yani buraya hiç mi ev yapmamak lazım, yoksa buraya yapılacak teknikler, tarzlar mı var? Dilerseniz ben genel süreci, İskenderun tarafını özellikle lütfen bahsetmek isterim. Çünkü ilk günden, ilk saatlerden itibaren hem sahada bulunduğumuz için tabii inşaat mühendisliği açısından da binaları gözlemleme ve bir analiz yapma imkanımız oldu. Tabii teknik raporu detaylı olarak illaki bir takım testlerin yapılması lazım ama şehirle alakalı, özellikle İskenderun tarafıyla alakalı dilerseniz ben onu lütfen, bir kısmını lütfen aktarayım. Şimdi İskenderun eski bir yerleşim alanı ve bizim 50 yıllık, 60 yıllık bir katlı ve iki katlı binalarımız başta olmak üzere sonrasından da kat artışlarımız sürekli olarak ilerleyen bir durumumuz var. Aslında bu Türkiye'nin tamamında da var. Yani bir prototip olarak İskenderun'u ve Antakya'yı değerlendirdiğimizde bugün Marmara bölgesiyle ilgili de aynı şeyi tespit ediyoruz. İşte Ege tarafıyla alakalı da aynı şeyi tespit edebiliyoruz. İskenderun açısından gene aslında gözlemlediğimiz hasar tipleri bizim özellikle Türk tarihine kazınmış olan, depremle, afetle kazınmış olan bir tarih var. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi. Bu Marmara depremi bizim için bir milat. Yani yapım teknikleri açısından, hesap metotları açısından, yönetmeliğin irdelenme açısından bir milat aslında. Hı hı. Orada yaşadığımız acı tecrübeleri sonrasında tekrar yaşamamak için devletimizin ilgili kurumlarında hem kanun bazında hem mühendislik mimarlık hizmetlerini arttırma bazında ciddi çalışmaları var. Tabii afetlerle mücadelede de çok önemli bir başlığımız var bizim. Kentsel dönüşüm başlığımız. İşte 2012 yılından itibaren 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkında bir kanun çalışmamız da var. Ve ilerleyen süreç içerisinde bu kanunda da sürekli olarak revizyonlarla ihtiyaçların giderilmesi durumu söz konusu. Yani aslında daha da sağlam, daha da sağlam, beton daha kaliteli, demir daha kalın gibi anladım. Çünkü evet, tam içeriğini kesinlikle bilmiyorum açıkçası o birimleri ama hep daha yüksek dereceli bir yıkıma neden olabilecek depreme hazırlıklı olmak hesabıyla yapıldı anladığım kadarıyla yeniliklerde. Yani evet, daha çok kat çıkalım değil, daha sağlam yapalım yani. Şimdi şöyle, tabii inşaat teknolojisini, gelişen teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmak buradaki en etkili çözüm. Ve bunu yasal mevzuatlarla da, yani deprem yönetmeliği başta olmak üzere, kentsel dönüşüm kanunu başta olmak üzere yasal mevzuatlarla bunu desteklemek de en önemli unsur. Hocam çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlarım yeni bir görüntü. Peki Samet'ciğim, şimdi ikinci depremin görüntüleri geldi. Yeni görüntüler, milyonlarcasını göreceğiz büyük bir ihtimalle ama işte ne yaşadığımızı anlayabilmek için tam ekran verdi arkadaşlarım. Kamera zaten artık yerinde duramıyor. İnsanlar yerinde duramıyor farkındaysanız. Bakın ortada bir vatandaş. Zaten yıkıldıktan sonra da herkesin ortak tepkisi. Anlayamıyor çünkü zaten deprem olmuştu. Zaten bu kadar büyüktü. Gece yataktan kalkıldı. Yerde kar vardı, çıkıldı. Ayaklarda terlik bile yoktu. Ama ikincisi ilkini aratmadı. Belki de daha fazla etki bıraktı. Kimisi evinden eşya almak için girmişti. Kimisi yürürken o binanın altında kaldı. Hani böyle afetler zinciri gibi. Yani deniz taştı. Aynı anda bir konteyner, birçok konteyneri yaktı. Kar yolları kapattı. Yani hani o ilk gece Hatay'da kar yoktu ama yağmur hiç durmadı. Hani olumsuz ne olabilecekse neredeyse hepsi başımıza geldi. Ama ikinci depremin işte bir diğer görüntüsü bu. İlk gelenlerden biri ikinci depremin Adıyaman'dakiydi herhalde, enkaz başında tam da bir kurtarma anı. Ekipler seviniyorlar, kucaklanmış ambulansa götürülürken hemen karşıdaki 3-4 binada yıkılıyor. Belki bulundukları enkaz da o anda çöküyor. Çıkardıkları afetzede ile birlikte onlar dışarıdalar, onların başına bir şey gelmiyor ama hani bir değil iki, bu da bir başka açı.
açıktı. Arabalara bakarsak şiddeti anlıyoruz. Bakın araba sanki çalışmış da gitmeye uğraşıyor da olmuyor gibi. Ya da bir ileri bir geri birisi sanki gaza basıyor gibi. Gerçekten çok korkunç. Bu şiddet, hani büyüklüğü tamam büyük ama şiddeti de çok fazla. Kesinlikle. Ve süresi çok fazla. İkisini topladığımızda neredeyse 2 dakika. Evet. Hani 2 dakika boyunca zaten belki ilkine dayanması bile mucize olan binalar zaten un ufak oldular. Yıkıldılar. Anladığım kadarıyla zaten burada hani siz yaşayanlarsınız. Evet. Sizin psikolojinizi sorayım. Bu anda hani siz ne düşündünüz ikincisi geldiğinde, ilki yaşandığında? Hadi deprem bekliyoruz ama ikincisi yani, o anda ne yapıyordunuz? Teknik olarak tabii biz, benim ana uzmanlık konum olmasa da biz ikinci depreme rektörlüğümüzün önünde koordinasyon halindeyken yakalandık. Gözümüzün önünde İskenderun semasında bir anda birkaç tane binanın yıkılması, donuşu, toz bulutunun kalkmasıyla tabii ki o anki psikolojik durumumuz bir kat daha ileri gitti. Ama o depremin, bir şeyleri düzeltelim, birilerini kurtaralım derken daha fazla yıkıldı. Gözümüzün önünde 3-4 tane binanın uzakta da olsa yıkıldığını görmek bizim için çok daha büyük bir psikolojik çarpan oldu. Tabii o yer altından gelen o gücü de hissettiğiniz için aynı zamanda hem depremzede hem de depremzede olanlara yardım konusunda çalışan kişiler olarak bizim sorumluluğumuz daha da artmış oldu. Tabii ki biz o depremin şiddetini de hissettikten sonra başka bir yerlerde daha büyük yıkımların olduğunu da aklımıza geldi. Dolayısıyla daha da çocuklarımız arabanın içindeyken onları güvene aldığımızı bildiğimiz için daha da bu sefer dört kolla rektörümüzün önderliğinde çalışmaya devam ettik. Ama gerçek bu şekilde belki kendimizi biraz motive ettik ve psikolojimizi o an öteledik acımızı. Çok zor bir şeydi tabii ki. Hep beraber çok ağlamamız gerekecek. Orası kesin. Hani kesin. Yeteceğini zannetmiyorum bu 7-8 günde buradaki 2 dakikada yaşadığımızın bize bıraktığı tahribatı.